Göğsümüz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birbirinden lezzetli iki tarif birden paylaşacağım. Tarif tamamen bana ait olan ilk tarifimiz Turtle Poach'i. Daha önce izleyenler bilirler. İzlemeyenler için tekrar paylaşıyorum. İkinci tarifimiz de şöyle ağzınızda eriyip gidecek kıyır kıyır ağızda dağılan çiçek tatlısı. Ve hemen ilk tarifimize geçiyoruz. İlk tarifimiz için kullanmış olduğum bardak ölçüm. Büyük boy çay bardağı 125 ml su alıyor. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler 8 bardak un, 1 bardak sıvı yağ, 2 bardak süt, 2 tane yumurta, yumurtanın bir tanesinin sarısının üzerine kullanacağız. 1,5 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tane kuru maya, kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 kalıp beyaz peynir, fesleğen yaprağı yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Arasına sürmek için 1 yemek kaşığı tereyağı. Kabımızın içerisine 1 bardak ılık sütü döküyoruz. 1 paket kuru maya. 1,5 yemek kaşığı toz şekerini de koyup çırparak eritiyoruz. Kuru maya yerine yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullanırsanız şayet 20 gram kullanmanız yeterlidir. 10 dakika bekletiyoruz. Hamur yoğurma kabımızın içerisine unumuzu döküyoruz. 2 tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştırıyoruz. Ortasını çukur şeklinde açıyoruz. Açtığımız çukurun içerisine sütlü mayamızı döküyoruz. Diğer malzemeleri de sırasıyla ilave ediyoruz. Öncelikle 1 bardak sıvı yağ, 1 bardak süt, sütümüz yine ılık olmalı. Oda sıcaklığında yumurtanın bir tanesini bütün olarak kırıyoruz. İkinci yumurtamızın sadece birazını içerisine kırıyoruz. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Önce malzemeleri birbirine karışması için çırpma teliyle karıştırıyoruz. Ve kenarından unları alarak yavaş yavaş unu ilave ediyoruz. Belli bir kıvama geldikten sonra elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Her zamanki gibi yine hatırlatma yapmak istiyorum. Mayalı hamurlarımızda yoğurma işlemi çok önemlidir. En az 3-4 dakika hamurumuzu yoğuruyoruz. Ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur oluyor. Üzerini kapatıyoruz. Şayet hamur kabınızın sıkı bir kapağı yoksaydı streç bir folyo ile hava almayacak şekilde kapatıp üzerine temiz kalın bir bez örterek oda sıcaklığında 1 saat bekletiyoruz. İç harcı için ben beyaz peynir ve fesleğen yaprağı kullandım. Fesleğen yaprağı yerine maydanozu kullanabilirsiniz. Peynirimizin yarısını kesiyoruz. Yarısı yeterli geliyor. Beyaz peynir yerine istediğiniz harcı da kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, kendi damak zevkinize göre ne arz ediyorsanız ona göre iç harcını hazırlayabilirsiniz. Öncelikle çatal ile peynirimizi ezdirerek ufaltıyoruz. Fesleğen yapraklarını bol suyun içerisine yıkıyoruz. İnce ince kıyıyoruz. Kıymış olduğumuz fesleğen yapraklarını beyaz peynirin içerisine ilave ediyoruz. Peynirle birlikte karıştırıyoruz. Hamurumuzu 1 saat bekledi. Üzerini açıyoruz. Hamurun güzel kabarması için püf noktalarından bir tanesi de kalın bir bez örterek oda sıcaklığında bekletmektir. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kabardı. Büyük bir yufka açacağımız için tahtamızın her yerini unluyoruz. Hamurumuzun hepsini tahtanın üzerine alıyoruz. Üzerine de bol miktarda un serpiştirdikten sonra açıyoruz. Açarken dikdörtgen şekli vermek için kenarlarını tutarak elimiz ile şekil veriyoruz. Aynı işlemi 3-4 defa tekrar ediyoruz. Yaklaşık 3 milim kalınlığında açıyoruz. Uzunlamasına kesiyoruz. Görmüş olduğunuz hamurdan ben daha önce bir bölümünü kullandım. Çünkü ilk defa yaptığım için birkaç defa deneyip pişirdim ve ona göre yaptım. Yani şu anda 8 parçaya kesildiğini görüyorsunuz. 10 veya 12 parça elde edebilirsiniz. Kesmiş olduğumuz parçadan bir tarafından 2 santim bırakaraktan
Şeritler halinde ince ince kesiyoruz. Uç kısmından da en az 2-3 milim kesmeden yer bırakıyoruz. Uç kısmından da 2-3 milim yer bırakmamızın sebebi sararken kolaylık olması içindir. Bu söylediğim noktalara dikkat ederseniz sararken sizin için de çok kolay olacaktır. Üzerine tereyağı sürüyoruz. Ben şerit halinde kesmeden önce de tereyağını sürüp denedim fakat tereyağını sürüp keserseydik keserken bıçağımıza yapışıyor ve kesmesi zor oluyor. O yüzden kestikten sonra tereyağı sürmenizi tavsiye ederim. Önce şeritler halinde kesin, daha sonradan tereyağını sürün. Kesmediğimiz kısmı hazırlamış olduğumuz peynirli harcımızdan koyuyoruz. Hamurumuzun ucundan hafif çekerek içe doğru kapatıyoruz. Daha sonra kolaylıkla yuvarlayarak sarıyoruz. Sarmış olduğumuz uç kısmı alta gelmesine dikkat ediyoruz ve gördüğünüz şekilde şekillendiriyoruz. Her iki ucunu da gördüğünüz şekilde bastırarak birbirine yapışmasını sağlıyoruz. Kenarların açılmaması için çok güzel bir şekilde bastırarak yapıştırmalıyız. Ve gördüğünüz şekli elde ediyoruz. Tekrar hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Kesmiş olduğumuz hamuru şeritler halinde ince ince kesiyoruz. Bir tarafından 2 santim, uç kısmından da 3 milim kesmeden bırakmayı unutmuyoruz. Üzerine margarin veya tereyağı sürüyoruz. 2 santim kesmeden bıraktığımız yere iç harcımızdan koyuyoruz. Ve içe doğru ilk önce peynirlerin üzerine kapadıktan sonra yuvarlıyoruz. Kıvırmış olduğumuz uç kısmını alta getirdikten sonra elimiz ile şekil veriyoruz. Her iki ucunu elimizle bastırarak yapışmasını sağlıyoruz. Hepsine şekil verdikten sonra yağladığımız veyahut da içerisine fırın kağıdı koymuş olduğumuz tepsimize diziyoruz. Ve şöyle pişmeden önceki halini son olarak göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem görünüyor. Tepsiye dizdikten sonra üzerini kapatıyoruz ve 15 dakika bekletiyoruz. Ben daha sonra baktım ki orta kısım bayağı bir boş kalmış. Bir tane de yuvarlak yaparaktan ortasına koydum. İçerisine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra poğaçalarımızın hepsini üzerine fırçayla sürüyoruz. Yapmış olduğumuz hamurdan 10 tane çıktı. Şu anda gördüğünüz sadece 6 tanesi. 4 tanesini de ayrı bir tepside pişirdim. Daha küçük veyahut da daha büyük yaparsanız sayısı değişebilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirmeye dikkat ediyoruz. Ve poğaçalarımız pişti. Gerçekten tepside muhteşem görünüyor. Şöyle tepsiyi çevirerek size her açıdan göstermek istiyorum. Poğaçaların piştikten sonra bu şekilde kalması için birkaç defa uğraştım fakat uğraştığıma değdi. İstediğim şekilde de olduğu için çok mutlu oldum. Ben piştikten sonra şeklini çok beğendim. Umarım sizler de benim gibi beğenirsiniz. Sizler de şeklini tam olarak görebilmeniz için şöyle yakın çekim yaptım. Servis tepsimize dilediğimiz şekilde dizebiliriz. İsterseniz bu şekilde dizebilirsiniz. Veyahut da yuvarlak bir servis tabağına bu şekilde de dizip koyabilirsiniz. Ve sıcak sıcak servis tabağına alıyoruz. Mis gibi kokan poğaçalarımızın öncelikle dokusunu. Poğaçalarımız yumuşacık oldu. Şöyle poğaçalar sıcak sıcak size hemen göstermek istediğim için biraz elim yanarak zor tutuyorum. Fakat şöyle hemen iç kısmını da göstermek istiyorum. Yumuşacık olan poğaçalarımızın içerisinde pamuk gibi ve şekli şahane görünüyor. Şöyle kenarını da bir koparalım. Poğaçalarımızı istediğim şekilde tutturduğum için çok mutluyum. Bunun için 2-3 defa yaparak pişirdim fakat sonunda istediğim şekilde oldu. Poğaçalarımız muhteşem, lezzetli olmuş. Umarım benim gibi sizler de şeklini çok beğenmişsinizdir.
Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Ve hemen ikinci tarifimiz çiçek tatlımıza geçiyoruz. Yapımı çok kolay fakat görselliği şahane olan bu tatlımız için gerekli olan malzemeler: 1 çay bardağı un, 2 çay bardağı ekmek, 1 çay bardağı yoğurt, 2 çay bardağı yağ, 100 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yumurta, yarım paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 yemek kaşığı kakao, kıyılmış badem. Şerbeti için 3,5 bardak şeker, 4 bardak su, 1 dilim taze limon, 100 gram margarin, 2 bardak yağ, 1 bardak yoğurt, 1 yumurta kırıyoruz, sirke, 2 bardak irmik. Hepsini birlikte çırparak karıştırıyoruz. Yarım paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. 7,5 bardak unumuzu da azar azar ilave ederekten önce çırpma teliyle daha sonra elimizle yoğuruyoruz. Yoğurmuş olduğumuz hamur gördüğünüz kıvama geliyor. Hamurumuzdan birazını ayırıyoruz. 1 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı kıyılmış hindistan cevizini de ilave ediyoruz ve hepsini birbirine yedirmek için elimiz ile yoğuruyoruz. Kakaolu hamurdan alıyoruz, elimizin içerisine yuvarlayarak uzatıyoruz ve tarağımızın üzerine koyup gördüğünüz şekilde yastırtıyoruz. Biraz bastırtıyoruz ki tarağımızın izleri çıksın. Ucundan kaldırtaraktan gördüğünüz şekilde yuvarlıyoruz. Taraktan yuvarlayarak tahtamızın üzerine indiriyoruz. İki ucunu birleştirerekten yuvarlak bir şekil veriyoruz. Küçük yuvarlamış olduğumuz hamurlardan bir tanesini ortasına koyuyoruz. Kenarlarına da kıyılmış bademden gördüğünüz şekilde diziyoruz. Kıyılmış bademleri dizerken biraz bastırtarak dizin ki pişerken dışarıya doğru bademlerimiz çıkmasın. Gördüğünüz gibi tam bir papatya şekli çıkıyor ortaya. Beyaz hamurumuzdan da küçük bir parça kopartıyoruz. Avucumuz içerisinde yuvarlayaraktan tarağın üzerine koyuyoruz. Aynı şekilde tarağın üzerinde bastırtıyoruz ve kenarlarından tutaraktan içeri doğru yuvarlıyoruz. Arzu ederseniz içerisine fındık, ceviz içi koyabilirsiniz veya benim gibi sade de yapabilirsiniz. Aynı şekilde iki ucundan tutaraktan yuvarlıyoruz. Küçük yuvarlamış olduğumuz kakaolu hamuru koyuyoruz. Kenarlarına tekrar kıyılmış bademlerden diziyoruz. Bütün hamurumuzu aynı şekilde yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yine muhteşem bir görünüm. Yağlamaya gerek kalmayan tepsimize diziyoruz. Vermiş olduğum malzemelerden 2,5 tepsi çıkıyor. Tepsiniz büyükse 2 tepsiye de sığdırabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü pembe bir hal alana kadar pişiriyoruz. Hemen şerbetini hazırlıyoruz. 3,5 bardak toz şeker, 4 bardak su, 1 dilim limonu da ilave ettikten sonra ocağa koyuyoruz. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra ocaktan indiriyoruz. Bu arada tatlımız soğudu. Şerbetimiz de el yakmayacak dereceye geldiği takdirde tatlarımızın üzerine dökebiliriz. Şerbeti döktükten sonra 1 saat dışarıda, 1 saat de buzdolabında bekledikten sonra hemen servis yapabiliriz. Servis tepsisine dilediğimiz şekilde dizerekten servis yapıyoruz. Öncelikle gözlere hitap eden tatlımızın bir de kıvamına bakalım. Kıvamı tam istediğim şekilde olmuş. Bir de tadına ve lezzetine bakalım. Tatlımız o kadar güzel olmuş ki şöyle kıyır kıyır ağzınız eriyip gidiyor. Tadını size şöyle tarif edebilirim. Daha önce kalbura bastı tatlısı yediniz mi bilmiyorum fakat ağızda dağılması ve kıyırlığı tamamen kalbura bastı tatlısını andırıyor. Bu tatlıyı da mutlaka denemelisiniz ve deneyip tadına bakmalısınız diyorum. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Kalbinizden sevgiyi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevdiklerinize sevgiyle hoşça kalın.